Ben açacağım, hayır! Ben açacağım, hayır! Evet, bu ilk kutu açma videosu. Kanalın ilk kutu açma nereden videosu. Nereden içinde bilebiliriz? Oğlum çok acemiyiz. Ersin açalım kutuyu. Evet, Epson L3151. El tipi bir yazıcı bu. Evde kullanmak için, ev tipi. Yani neden ev tipi? Çünkü biraz ağır basıyor, yavaş basıyor. Ama diğer özellikleri gayet iyi. Şimdi kutuyu açmaya başlayalım. Şimdi kapatalım. Kutu kapatacağız. Şimdi içinden arkadaşlar defter çıkıyor. Defter değil lan, kitap çıkıyor. CD'si var. Çok ilginç. Aa bakın, gördüğünüz gibi ne çıktı? Meybuz bu. İçinden bu sıcak havalarda şey olsun diye meybuz çıktı. Buradan açıp en tutuyorsunuz. Bunlar şeyler ya, mürekkepleri. Renkli mürekkepler, siyah mürekkep. Siyah mürekkepten iki tane var. 8100 sayfa siyah basıyor, 6500 sayfa da renkli basıyor. Yani. Ve ucuz. Çok ucuz. Bak mesela bende eski printer vardı. Eski printerin kartuş parasına bunu aldım. Bunun kartuşları 50-60 lira falan şu tüpler. Bir dolduruyorsun. Bak siyahla 8100 baskı yapıyor. Kopya çekme ben. Kopya çek arkadaşlar. Kaç basıyordu bir dakika. Özelliklerini ezberledim. Wi-Fi mi? Wi-Fi bağlantısı var. Wi-Fi'den telefona bağlanıyor. Wi-Fi. Kutu açma. Açmadı demeyin. Sana. Açmadı demeyin. Söz verdiğimiz gibi kutuyu açtık. Kutu açık. Şöyle. Şimdi bant çıkarma videosu çekiyoruz yazıcı arkadaşlar. Yazıcı bandı çıkarma videosu. Bakın bantları şöyle çıkartıyoruz. Şöyle evet. Yazıcının önünü döndürelim. Önceden herkes görsün. Herkes görsün. Şurada bakınız işte tüplerin koyulduğu yer. Şurada güç kablosu. Kart kağıdı buradan yüklüyoruz. Tarayıcısı var. Fotokopisi var aynı zamanda. Hem tarayıcı hem fotokopi özelliği var. Şurada arkada şeyler var. Arkada bir şey yok galiba. Ben arkada bir şeyler var sanıyordum. Arkada bir şeyler yokmuş. Ha, burada mesela şunlara sakın dokunmayın. Kablolar mablolar var, yazıcı kabloları falan. Bunlara sakın dokunmuyorsunuz. Şimdi bunu çalıştıralım mı? Çalıştıralım. Yazıcı bağlantı kablosu çıkmıyor içerisinden. Onu ayrıca satın almanız gerekiyor. Yazıcıyı elektriğe bağlayın. Yani normal olarak. Şimdi tankları dolduralım. Bunları açıyoruz. Ve bunları ters çevirdiğinizde dökülmüyor. Bunları buraya soktuğun zaman ancak doluyor. Ağzına değişik şekiller yapmışlar. Böylece yanlışını şey yapamıyorsun yani. O ona girmiyor. Hmm. Yani yanlış yere dolduramıyorsun. Güzel. Çok iyi. Değil mi? Lıkır 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 doluyor. Söz bin kişinin getirdi. Kimi yazıyorsun acaba şu an? Çok merak ediyorum. Kareye kızamıyorsun, ne yapıyorsun? Abi yazıcı aldım şimdi. Ben bunu... Şapkın mı yazıcı bu? Ben bunu niye aldım? Böyle kendisi yazsın kareye kısa diye. Tamam mı? Cihaz bu değil mi? Evet. Yanlış mı aldın? Ben uğraşmayayım, o yazsın. Instagram'dan yürüsün mesela. Yazıcı tuşu, Instagram'dan yazıyor. Instagram'dan yaz. Instagram'dan yaz. Twitter'dan yaz. Tinder'dan yaz. Bunu niye bana sattılar oğlum? Bu baksana buradan kablosuz bağlanabiliyormuşum. Ama bana dedi ki adam orada, bunu olmazsa dedi kuramazsın dedi. Çıkarma. Buradan böyle çekmek için. Yazıcı uzaktaysa mesela, çekerek kendinize doğru getirmek için bunu kullanıyorsunuz. Bunu da bana sattı dedi, bu olmadan kuramazsın dedi. Ben de inandım yani bu olmadan kurulamayacağına. Bu varken de kuramıyorsun ki. Ben bir kutuyu bile açacağım ya. Belki başka bir şey çıkar. Hadi oğlum, başarabilirsin. Hadi. Orada ses çıkarsam ben neler basarım.
Ya ben yazayım var ya, ne yazayım? Kanka şunları yazar mısın? Ne? Yazar. İnsanın senin gibi kankası varsa yazıcıya ihtiyacı olmaz. Bir şey yazdır artık. Epson Series, tamam. Yazdır diyelim. Hadi yaz. Aaa, şak şuk aldı bak. Bu ne? Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. İnanamıyorum. Kapat kamerayı, kapat. Çekme kardeşim, çekme sen de çekme. Çekme sen de ya. Şşş. Alo. Koy abi, koy kutuya koy. Sikeyim. Evet. Şakalarıyla bizleri eğlendiren Ersin'e teşekkür ederiz. O zaman... Tamam. Tamam. Şu şekilde. Şu şekilde. Artık kutuya mı koyarsınız?